Aman çocuğum üzülmesin diye çırpınmak ebeveynlerin e, sanki birinci refleksi oldu. Küçük bedenleri böyle zorluklardan korumak, onlara bir takım sıkıntılardan sakınmak gayet anlaşılır. Fakat bu çocuğun kendi gelişimi için ne kadar gerekli ya da faydalı bunu düşünmek gerekiyor. Burada tabii küçücük bir çocuğun kaldıramayacağı tipteki üzüntülerden bahsetmiyorum ama... Üzüntüler, hayal kırıklıkları, burukluklar gündelik hayatımızın bir parçası. Bizler gündelik yaşam içerisinde istediğimiz bir şey olmayınca, bir sıkıntıyla karşılaştığımızda hafif bir burukluk yaşayabiliyoruz. İşler istediğimiz gibi gitmeyince üzüntü duyabiliyoruz. Hatta yaş ilerledikçe hayat önümüze ne yazık ki bir takım daha büyük zorluklar, daha büyük sıkıntılar da çıkarabiliyor. Bütün bunların karşısında tercihimiz bu olmasa bile bu sıkıntılarla yüzleşiyoruz, baş ediyoruz. Sonrasında da güçlenerek bundan çıkıyoruz. Güçlenebildikçe, bununla baş edebildikçe hayatın keyfine daha çok varabiliyoruz. Küçücük bir çocuktan mesela istediği bir oyuncak alınmadığında o anki üzüntüyle baş başa kalabilmek, o üzüntüyle baş edebilmek ve sonrasında hayatına kaldığı yerden devam edebilmenin haklı gururunu yaşayabilmeli. Küçük yaşlarda, erken çocukluk döneminde çocukların maruz kaldığı ufak üzüntüler, hayal kırıklıkları, negatif duygular hayatın doğal bir parçası. Bir çeşit hayatın gerçekleri için hazırlık maçları diye düşünebiliriz. Negatif duygularla, üzüntüyle, hayal kırıklığıyla baş edebilmek için çocukların aşılanması gerekiyor. Küçük dozlarda aşılanması gerekiyor. Bu yüzden onların önündeki bütün engelleri teker teker kaldırmayın. Bütün zorlukları onların önünden temizlemeyin. Duygularını iyi yönetebilmek, hayatla daha iyi başa çıkabilmek için çocuklarınızı aşılayın.